TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Bilim Hayattır Bilim Hayattır programımızın bu bölümünün ilk konuğu olarak bizlerle matematiğin tanımı, tarihi, sanatla ilişkisi ve müzikteki matematik konularında engin bilgilerini paylaşan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi, Profesör Doktor Sayın Cem Tezer, röportajımızdan birkaç gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor ve bu bölümü Profesör Doktor Cem Tezer'in anısına saygıyla yayınlıyoruz. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kalay'la ile birlikte bizler Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetmenlerimiz Koray Kırkar'la Elif Öz ve ben Tugay Keşt, Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Şu anda stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Tezer var. Sayın Tezer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Tezer, 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliyoruz ama matematiğin tanımsal boyutuna geldiğimiz zaman birçoğumuz bu konuda eksik. Matematik nedir? Bu suale verilecek cevapların yani bu şekilde dolaysız olarak sorulduğu zaman bu sual Tabii e, suali muhatabı çaresiz kalıyor ve e, nasıl söylemeliyim hani şu derslerine doğrudan geçmek mecburiyetinde olan insan tipinin ondan sonra ihtiyaç duyduğu ansiklopedileri açarak bakılan tanımlardan bir tanesi akla geliyor. Hemen onu söyleyerek başlayalım. Matematik işte birkaç bin yıldan beri bir taraftan miktarların bir taraftan da şekillerin hakkında soyut bilgilerin toplanması faaliyeti olup bu toplanan bilgilerin de e, sistemli bir şekilde biriktirilmesi ve sunulmasına taluk eden bir insan macerası. E, ama söylediğim gibi yani böyle bir tek bir cümlelik ansiklopedik bir tanım elbette matematiğin tabiatı hakkında ciddi bir fikir vermekten çok uzak kalıyor. Peki matematik bilimini kendi içindeki sizin de bahsettiğiniz sistematiğini doğuran dönemlerden, tarihinden, gelişiminden bahseder misiniz biraz? Bu hemen hemen herkesin bildiği bir şey. Yani tarih dediğimiz zaman yazılı kayıtlarla bakıyoruz. Tarih öncesi, kablet tarih işte. Prehistorya dendiği zaman her şey çok spekülatif oluyor. Ama da dahi elimizde e, tabiri caizse şeyler var. Hmm. İşte kemik üzerinde tutulmuş çeteleler. Veyahut kumaşların üzerinde elde kalan çok nadir kumaş. Dokusu bozulmadan kalmış kumaşların üzerinde geometrik şekiller. Bunların insanın tabiatla teması esnasında insan ruhunun nerelerinden neşet ettiği, nerelerinden doğduğu sualinin bir cevabı yok. Ama bunları bir manada matematiğin prehistoryasına dahil edebiliriz. Yazının olmadığı bu safhayı atlayıp spekülatif bir saha olarak hemen 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 itiraf edeyim. Spekülatif ve spekülasyonun da çok zevkli olduğu bir saha olarak geride bıraktığımız zaman yazılı medeniyetlere döndüğümüz zaman yazılı medeniyetlerin hemen hemen hepsinde galiba bunların da en eskisi Sümer medeniyeti matematiğin ciddi bir şekilde ee, insan hayatı içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bugün Pisagor teoremi dediğimiz şey en gelişmiş şekilde Sümer medeniyetinde mevcut. İkinci derece denklemlerin çözümü hakeza orada mevcut. Buna karşılık matematiğin tarihinde hakikaten ilk önce parmak basılması yani tabir eğer öyle söylememe müsaade ederseniz hani insan zihni macerasında insan mentasyonunda bir fay attı, bir kırık geçildiği intibanı bırakan bir noktaya parmak basmak gerekirse Yunan matematiğine parmak basmak gerekiyor. Yunan matematiğinde bugün bizim aksiyomatik sistem dediğimiz ama bugünkü aksiyomatik sistem manasında olmamakla birlikte matematikte bilgi istifinde çok temel bir teknik elde ediliyor. Yani şunu yapıyorsunuz. Matematikte matematik hükümlerden ibaret, teoremlerden ibaret. Diyorsunuz ki ikiz kenar bir üçgende iki kenar eş, birbirine denk olan bir üçgende o kenarların karşısında açılar eşittir. Bu bir teorem. Bunu alıp bir kenara yazabilirsiniz ve herkes kullanabilir. Veyahut da bunu nereden çıkarttığınıza bakarsınız. Matematikte her şey ispat ediliyor. Yani başka bir başka bir hükümden diğer bir hükme geçiyorsunuz mantık kurallarına göre. Bu geçişler bir zincir teşkil ediyor. Bu zincirde geriye doğru gittiğiniz zaman A'yı B'den ispat ederiz, B'yi C'den ispat ederiz. Geriye doğru gidiyorsunuz. Bir noktaya geliyorsunuz ki ispatı söz konusu olmayan bazı hükümler kalması gerekiyor. Onlara aksiyon deniliyor. Yunanlılar bu usulü başlatmışlar ve matematiğin bütün binasını olabildiği kadar küçük sayıda. Küçük sayıda hüküm cinsinden ifade etmek gayretine girmişler. Bu malumunuz işte Evklides'in veya işte biz Fransızlardan ödünç olarak Öklid diyoruz. Evklides'in, Öklid'in meşhur işte Stoyheas'ı, işte İngilizce adıyla The Elements. Ee, adlı geometri kitabında bu bu usul ondan sonra işte bizim bizim coğrafyamızda da usulü hendese olarak usulü aklidis olarak bilinen aksiyomatik metot bu kitapta en parlak en parlak izlerinden birisini bırakmıştı. Dolayısıyla Yunan matematiğine parmak basıyorsunuz. Yunan matematiğinden sonra gene hepimizin bildiği şekilde Yunan matematiği yani o coğrafyada o coğrafyadaki siyaset siyasi e, hareketlilik bir manada ilmin ve matematiğin bir parça yani kısırlaşmasına, akimleşmesine yol açıyor. Bu miras e, bugünkü İslam coğrafyasında devralınıyor ve e, işte 9. yüzyılda 10. yüzyıl arasında son derece parlak bir tercüme ve telif müessesesi ortaya çıkıyor. Ondan sonra bu coğrafyadaki büyük parlak akımda işte e, de sona erdikten sonra işte 16. yüzyıldan itibaren diyelim 15. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da çok çok parlak bir safa başlıyor. Ve hala bu parlak safanın devamını şu anda yaşıyoruz. Çok kaba bir şekilde matematiğin tarihi bu. Avrupa'daki parlak tarih hakkında da bir son soru söylemek istiyorum. Bilhassa 19. yüzyılda teorik fizikle olan teması matematiğin şaşasının en göz kamaştırıcı safalarından birisi haline gelmiştir. 20. yüzyıl başında da yani belki konu açılır tekrar konuşuruz diye söylüyorum. 20. yüzyılın başında da matematiğin bir iç tenkidi vardır. Kendi kendisini tenkit etme safası. O da çok parlak fakat yaptığından ziyade yıkmış üzerinde ayrıca konuşulması gereken dikkat eder bir safadır. Konuyu biraz sanata getirmek istiyorum ama benzer şekilde sanat tarihiyle ilgili bir şey sormayacağım. Bunun yerine Matematiğin kendi tarihselliği içerisinde sanatla olan ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İkisi iç içe midir? Çok o, basite indirgeyici bir tavırla bakıldığı zaman iç içe oldukları yerler mevcut. Tekrar gene bu ve belki de en mühimi en belirgini buna karşılık da herkes tarafından bilindiği için en harcıalem en basmak kalıp olan kısmı Yunan medeniyetindeki ...iki unsur hemen akla geliyor... ...bir tanesi... E, ...şeyler... E, ...müzik veya bugün armoni dediğimiz... ...seslerin uyumu hakkındaki kanunların... ...tamamen matematik ifadelerle... E, ...bir arada... ...yaşıyor olması... ...bu meşhur Pisagor Mektebi'nin... ...büyük keşiflerinden bir tanesi... ...yani... Uyum, uyumlu seslerle o sesleri üreten tellerin boyları arasındaki münasebet. çok 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 bilinen bir şey. Bizde de liselerde vesaire okutulan bir husustur. Diğeri de işte şey. Plastik sanatlarda, mimaride yani işte bir dikdörtgen şeklinde kağıt da muhtelif şekillerde kesebilirsiniz. İşte İngilizlerin kestiği gibi biraz uzunca full kesebilirsiniz. Veya bizim eski harfleri yazmayı seven eski adamlarımızın sevdiği gibi çok çok uzunca manda dil denilen kağıtlar kesebilirsiniz. Veya Amerikalıların kestiği gibi karaya yakın bir şey kesebilirsiniz. Veya da işte bu Almanların din standartındaki kağıdı kesebilirsiniz. Birçok kimse bana katılıyor. Bu din standartlarındaki kağıt galiba göze en güzel görüneni. Bu kağıdın uzunu, uzun kenarıyla kısa kenarının birbirine nispetine oranına baktığınız zaman altın oran diye bir sayı çıkar. Ve bu altın oran mimaride, işte şeyde, plastik sanatlarda sık sık rastlanan. Yani sanatçıyı iç baş başa bıraktığınız zaman ürettiği unsurlarda sık sık karşınıza çıkan bir sayıdır. Bu iki şey var. Hemen Yunan medeniyetinden bir ortada. Fakat işte şey yani ben bunu oldukça satıhta bir satıhta bir nokta olarak görüyorum ama muhakkak kaydetmek lazım. Evet. Efendim ben de tekrar bu sofistike sohbet için ve katkılarınız için çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> ben teşekkür ederim çok naziksiniz çok Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Tezer konuğumuzdu kendisine kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ. Bilim Hayattır programı devam ediyor.